Sayın Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcım, değerli basın mensupları, çok değerli Bandırmalı sanatseverler. Öncelikle sergime göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Bu sergide 53 çalışma yer almakta. Çalışmalarımın konusu özellikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ve her zaman görmeyi arzu ettiğimiz görüntüler. Mevsim itibariyle baharıdır, kışıdır. Doğunun özellikle kışı, işte denizimiz, üç tarafı denizlerle çevrili olan güzel ülkemizin kendi duyarlılığımca yansıtmaya çalıştığım çalışmaları özellikle sizlerin karşısına geldi. Sulu boya tekniği özellikle şeffaflık isteyen bir teknik malum. Ve bu hassasiyetimi de çalışmalarda tabii birazdan izleyeceksiniz. Özellikle yansıtmaya çalıştım. Ama ben öncelikle Bandırma Belediyesi'nin Ulu Önder'in özellikle işaret ettiği bu sanata ve sanatın ülkeler için gerekliliğine karşı göstermiş olduğu Bandırma Belediyesi'nin hassasiyetine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri çalışmalarımla baş başa bırakıyorum. Sayın Başkanım, ben mutlaka bir şeyler söyleyeceğim. Basın mensubu arkadaşlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, Bandırma'mızın bir süredir çalışmalarını gıpta ile izlediğim Bandırma Engelliler Derneği, ki ben bizde kesinlikle onu engelli diye değerlendirmiyoruz. Arkadaşlarım, çok farklı dostlarımı gördüm bugün. Hepinize Bandırma Belediyesi adına hoş geldiniz diyorum. Bandırma Belediyesi olarak kültür ve sanata verdiğimiz destek ve emek her geçen gün artarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz 2,5 yıldan beri yıllık ortalama 25 tane etkinliği bu salonlara taşımayı becerdik. Sanıyorum siz sanatçı dostlarımız böyle sıkı bir havada buralarda olduğunuz sürece yerel yönetim olarak bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Biz çağdaş bir kent yaratmak istiyoruz. Çağdaş Bandırma ve çağdaş bir Türkiye. Buraya giden yol yapılan söyleşilere, etkinliklere ve her türlü emeğe saygı duymaktan geçiyor. Mehmet Emin arkadaşımız, ki soyadı Kayserili ama kendisi bir Erzurumlu, 20 saatlik bir yolculuktan sonra Bandırma'ya geldi. Bugün bizlerle birlikte. Kendisinin kişisel ve karma anlamında birçok açtığı sergiler var, katıldığı sergiler var. Ama bizim Bandırma olarak bu salonlarda sulu boyayla yapılmış sergi sınırlı sayıda azdı. Bu anlamda arkadaşımızın bu gösterdiği ve verdiği emeğe ben bir yerel yönetici olarak çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de mutlaka bugün burada olan, çevremizde bu tür sergileri yapan, yazan, çizen dostlarımız vardır. Sevgili dostlarım, biz Bandırma Belediyesi olarak sanata ve kültüre her türlü anlamda açığız. Her türlü eleştiriye de açığız. Mutlaka yanlışlarımız vardır, doğru yaptığımız şeyler vardır. Bunları sizlerle tartışarak çok doğru sonuçlar çıkartabiliriz. Bugün yine Mehmet Emin Kayserilioğlu arkadaşımızın açtığı bir sulu boya sergisinde birlikte olacağız. Bu sergide bir farklılık daha var. Her ne kadar arkadaşımız Uludağ Üniversitesi'nde okumuşsa da yolu o yıllarda Bandırma'ya düşmemiş. Belki Bandırma tabelasını çok görmüştür gezdiği yerlerde. Ama biz ne zaman kendisini davet ettik, ne zaman Bandırma Belediyesi'nin sergi salonunda bir sergi açmaya karar verdi, bilgisayar ortamında ve farklı ortamlarda bulduğu birkaç tane Bandırma sulu boya resmi de yapmış. Bence bu çok önemli. Bu nedenle
emeğe, her türlü emeğe saygı göstermek gerekiyor. Sizler yeter ki yapılan etkinliklere sahip çıkın, yapılan güzel işlerin arkasında durun. Biz her türlü güzellikleri sizlere yaşatmaya mecburuz. Biraz da görevimiz bu. Ben sizlere bu katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi açılacak, kesilecek bir yerde yok. Arkadaşımla birlikte resimleri gezmeye başlayacağız. Bandırma Belediyesi ve Başkanım Sedat Peker adına kendisine sunuyoruz. Bir fotoğraf alalım, bir fotoğraf çekelim. Evet, fotoğraf alıyoruz buradayız.